Teşekkür ederim. Pardon. Teşekkür ederim. Her şeyden önce hoş geldiniz. Öncelikle bu vesileyle 150. yıl, Boğaziçi'nin 150. yılı için burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yıllar sonra çok gelemiyoruz üniversiteye. Bu çok hoş bir şey oldu benim için. 75-82 arası diyelim. Özel bir dönemdi çünkü gerçekten sancılı, acılı, başkalarının üniversite yıllarına bazı açılardan benzemeyen, biraz olağanüstü bir dönemdi. Hasbelkader bizler dışarıda kaldığımız zaman ve on binlerce politik tutuklu, katliamlar ve işkenceler biliyorsunuz o dönemde, dışarıda kalan insanlar olarak bir kere biz bunun geçici bir kesinti olduğunu zannettik. Açıkçası devrimin geri döneceğini zannettik. Ve madem içeride değiliz, madem dışarıda kaldık, o halde arkadaşlarımız çıkana, biz tekrar kendimizi, gücümüzü toparlayana kadar o kaotik ortamda, suikastlar ve saldırılar ortamında düşünemediğimiz, tartışamadığımız konuları hadi şimdi tartışalım. Yani daha iyi eleştirel bir bakışla, daha iyi zihnimizi çalıştırarak solla ilişkimizi daha derinleştirelim diye düşünüyorum. Belki kitapları, kendi kitaplarımızı gömmedik ama otobüste kitapları kaplayarak okurduk, hatırlıyorum yani. Düzenli olarak lisede baskınlar yapılırdı ve yasak kitaplar toplanırdı. Bunların arasında beyaz diziler de vardı. Yani sadece şey değil, cinsellik de işin içine dahildi. Ama bir yandan da işte mesela beyaz diziler diyorum, patır patır her yerinden bir şeyler patlayan bir ortam başladı. Bizim hikayemiz o kadar derli toplu değil, iktidar dağınık. Çünkü sözü edilmiş olan o 80 darbesi çoktan olup bitmişti. Biz o sırada epeyce küçüktük. Büyükte üniversiteye geldiğimizde başka bir dünya artık vardı. Yani 1984-89 arası lisansı olduğunda henüz hayalet gemi bile yoktu. Ben master'ı bitirirken ancak bu işlere giriştik. Ama üniversitenin ortamı, evet, özgürlük vardı. Türkiye'deki o dönem yüksek öğrenim ya da tüm ortamları düşündüğümüz zaman gerçekten bir vaha gibi öğrencilerin bütün yapmak istediklerine olanak tanıyan bir yapı vardı ki bir YÖK rektörü olmasına rağmen. Ve Sad da tabii ki bu İstanbul'a ve Anne Radcliffe'e karşı dert düşüyor. Diyor ki sizin o terör dediğiniz şey var ya, Ms. Radcliffe, o bizim gündelik hayatımız. Zaten dergi yazı yazmaktan ibaret bir şey değil. Kendi adıma bu yönde tercihler yaptığım için kendimi çok şanslı hallediyorum. Çünkü bugün hala bu yaşımda sevdiğim bir işle uğraşıyorum. O deprem sonrası sessizlik ortamında yersiz ve gereksizlik. Kimsenin insanı değildik, hiç kimseye biat etmemiştik, pat diye ortaya düşmüş ve inatla bildiğimizi okuyorduk. Ve dolayısıyla da hiçbir gazetenin kültür sayfasında Metis Çeviri dergisi tanıtılmadı. Kendi köşemizde bir şekilde saklandığımız yerde bir şey büyütmek istiyorduk. Çünkü öyle bir ortamdaydık ki okuldan sonra çıktığınız kafede duvarlardaki afişler sökülerek polisin sizi kovalayacağı, polis sizi alıp götürse kimsenin arkanızdan gelip kimdir nedir diye sormayacağı bir ortam. O yenilginin izleri bizde bir şey olarak geldi. Yani bir saklanma tepkisi olarak geldi. O yüzden döverek, işkence yaparak, işkence yapamadığını da dışarıdan gözdağı vererek kabul ettirdiği şey, her biriniz yalnızsınız. Gene İngiliz edebiyatçılığımı hatırlayıp bir John Donne'la bitireyim. No man is an island. Kimse ada değildir. Dili araçsallaştırmaya, ya egemenliğe, kariyere, medyaya, piyasaya ya da muhalif olsa da bir davaya tabi kılmaya yöneliyoruz. Ve kendi deneyimlerimiz önemsizleştikçe de dilin özgürlük deneyimini yitirme tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Ve kuşkusuz dilin özgürlük deneyimin ön koşulu ise özgür bir dünya için herkesin kendi ana dilinde konuşabileceği, yaratabileceği, politika yapabileceği bir dünya için mücadele etmek diye düşünüyorum. Yazı yazarsanız ne olacak? Yani yazı yazmak Le Guin'e göre
bir ağacın meyve vermesi gibidir. Elinizde değildir. Zaten mecburen yaparsınız onu. Mecburen yapmayanlar yazı yazmasın. Bitti. Yani son cümlemi şöyle çarpıcı bir son cümle bulayım diye uğraşıyorum. Teşekkürler. Peki.